Teşekkürler. Siz neredesiniz? Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz galiba. Öyle 2-3 günden geldim evet. Ne zaman döneceksiniz İstanbul'a? 2 gün sonra öyle zannedeceğim ya da 3 gün sonra döneceğim. Peki gazetelerde bazı dedikodular var. Beyaz Şov galiba Star'a geçiyormuş efendim. Böyle bir şey mi var? Yok, o klasik yalan. Klasik yalan. Ha, işte, ne yapacaksın? Sen benden daha iyi biliyorsun böyle olmadığını. Yok biz efendim gazetelerde görünce... Sadece bana soruyorsun. Yapacak bir şey yok yani. Peki efendim hemen tatile dönelim. Beyaz Şov ne zaman başlayacak? Sürprizler var mı gene? Beyaz Şov Ekim'in ilk haftası başlayacak. Eylül'ün 4'ünde de Star'da yarışma programı başlayacak. O başka bir iş. Hı hı. Eylül'ün 4'ündeki yarışma programı şans yarışması. İyi de para dağıtan bir yarışma olacak. Star'ın da iddialı işlerinden bir tanesi olacak. İşte onun çalışmaları 15 Ağustos'tan sonra başlayacak. Ben de işte 2-3 gün daha buradayım. Ondan sonra da bir yurt dışı yapacağım inşallah. Öyle devam edecek. Şurada gene sürprizler devam edecek. Beyaz Show'un en büyük özelliği değişmemesi aslında. Yani programı değiştirirsen program kötü gider. Onun için ben 15 sene boyunca değiştirmedim. Yani herhangi bir şey de yapmadım. Değiştirmediğim için de insanlar seviyor. Fazla oynamamak lazım iyi giden bir şeyle. Tabii ki sürprizlere devam edecek, yeni bir şeyler içine ekleyeceğiz ama bildiğimiz Beyaz Show ya. Klasik. Efendim bu çantayla nereye gidiyorsunuz efendim? Tatilciyiz biz, tatilci. Şuradan bekliyoruz Milas minibüsleri. Seni Milas minibüsüne bile almazlar biliyor musun? Hadi lan sen var ya sen. Nasılsın? İyi valla. Aynı sen alıyorsun. Haa öyle mi? He. Hayırlısı olsun. Vallahi bir daha gelemez. Vallahi. Ağzım, renk tanımıyorum, görüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok yorgunuz çok. Çantınız Milas mı? Milas. Bunlar kim? Bunlar efendim, bilmiyoruz ki. Hmm. Soralım efendim şimdi. Bunlar kim? Tatilci mi bunlar? Tatilci mi bunlar? Gel kızım, neredesin? Ev aldık artık. Buradasınız, Bodrum'dasınız. Kızımızı aldık gidiyoruz. Nereden giriyorduk biz şeyden? Resepsiyondan. Peki tatil ne kadar daha devam edecek Mehmet Elbey? Şuradan. Neler söyleyeceğiz onunla ilgili? Bir iki dakika dursanız konuşsun. Ya çok yorgun. Peki efendim biliyorsunuz hep yalnız görüyor sizi. Ne zaman artık bir bayanla göreceğiz? Akbil'in ismi çıkmıştı bir ara. Hmm, işte onu da yazdınız. Yapacak bir şey yok. Programa kimi alsak yazıyorsunuz, nereye adım atsak yazıyorsunuz, onun için de yapacak bir şey yok. Nasıl olsa yazıyorsunuz ya başta. Kampanya nasıl gidiyor? Yılmaz Pitalos. Çıkacak mısın, çıkacak mısın? 2 sene oldu onu bırakalı. siz yenisiniz herhalde. Kampanya biteli 2 sene oldu. Yok bu sene de inşallah bakalım yani. Tabii yani yine gelsin isterim programı. Bizim kimseyle bir hani çağırırız gelmez, sonra yeniden çağırırız. Yani bizim mesleğimiz küsmekle, kırılmakla ilgili bir durum değil yani. Onun için de biz gelmek isteyen herkesi programımıza kabul ediyoruz. Onun dışında da bizim özellikle istediklerimiz var. Oradan bir tanesi tabii ki Roberto Carlos. Efendim? Yok belki çekmezsiniz, buzlarsınız diye. Buzlarsınız diye öyle giyiniyorum. Yarın da babama Akbank yazdıracağım, ona gel. Kolay gelsin. Peki efendim, Türk hükümde rahat edemiyorsunuz. Herkes geliyor, fotoğraf çekiliyor. Bunlarla ilgili. Fazla gelmiyorsunuz zaten. Ben fotoğraf çekildiğim yerde rahat ediyorum. Evet. Çünkü benim işim bu. İnsanlar gelmezlerse kötü. İnsanlar gelmezlerse kötü. İnsanlar gelecekler. Ben televizyondan bu insanlara yapıyorum bu işi. O insanlar da yanıma geldikleri zaman o fotoğrafı çektireceğim. Onun için de öyle bir yorulmak bilmem ne gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi senin restoranın olsa, çok kalabalık olsa restoranın, ben sana ne kadar kalabalık, yorulmuyor musun, sıkılmıyor musun diyebilir miyim? Tabii. O senin işin, işte burada benim işim. İnsanlar gelecekler yani. Allah başımızdan eksik etmesin. Her gelenle de ayrı ayrı ilgilenmen lazım. Peki,
Efendim? Bunlar var. Bunlar nasıl olanlar varsa onları ona soracaksınız. Benim üzerinden kimseden sohbet yapmayın. Teşekkür ederiz. Efendim? Evet, her birinin size büyümüştü. Biraz sizin yanınızda çok güzel bir sohbet. Allah bizim de başımıza inşallah ileride. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun.